burcu bir sevgiliniz mi var? Ya da Koç burcu birisini beğeniyorsunuz ama bir türlü onun ilgisini çekemediniz. Ya da istediğiniz gibi Koç burcu karşı cinsinizi etkileyememekten şikayetçisiniz. Koç burçları özgüvenleri çok yüksek, güçlü, mert, cömert, para harcamayı çok seven ama aynı zamanda bulundukları ortamda ışıl ışıl parlamayı tercih eden tiplerdir. Ama bunu ilgi çekmek için yapmazlar. Bunlar koç insanlarının doğasında vardır. Eğer siz bu koç insanlarını baltalamak isterseniz, önlerini kesmek isterseniz ya da kendilerini istedikleri gibi ifade etmelerini engellerseniz koç burçlarından alacağınız karşılık tamamıyla şiddettir. Şiddet dediğim tabii ki dayak ya da bunun gibi bir şeyleri vurup kırması değildir ama size öfkeli cümlelerle dünyayı dar edebilirler. Bir ortamdasınız, Koç burcu birisi var ve sizin fazlasıyla ilginizi çekti. Ne yapacaksınız? Hiç ilgilenmeyin. Çok ilginç değil mi? Aslında hiç ilginç değil. Koç uğraşmayı sever. Peşinden koşmayı sever. En fazla uğraştığı insan, en fazla aşağıladığı insan aslında Koç burcu insanının en çok beğendiği ve elde etmeyi istediği insandır. Bunun için bir ortamda bulunduğunuz takdirde Koç insanlarına uzak bir noktada bulunun ve bulunduğunuz noktadan ufak ufak Koç kişilerine karşı bakışlar atsanız da yanına yaklaşmayın. Bırakın o size doğru gelsin. Zaten koç erkeği ya da koç kadını çok fazla zaman kaybetmeyi sevmediği için 2-3 dakika içerisinde sizi gözüne kestirdiyse derhal yanınızda belirecektir. Çünkü koçun gizli kalmış aşklara, sevgisini gösterememeye hiç tahammülü yoktur. Sizin de bu anlamda kendinizi çok fazla yormanız gerekmez. Peki, koç erkeğiyle ya da koç kadınıyla bir şekilde karşılaştınız ve tanıştınız. Şimdi ne yapacaksınız? Koç insanı çok hareketlidir. Yerinde durmayı hiç sevmez. Bir mekana gittiğinizde oradan oraya koşturan, bir şeylerin üzerinden atlayan, bir şeyleri kıran, parçalayan ve bütün bunları yaparken kapıları da çarpan, çıkan birilerini görüyorsanız bu bir koç erkeği ya da kadınıdır. Neden? Çünkü çok özgüveni olan bir burçtur. Çok doğal hareketleri vardır. Kimseye göre hareket etmez, kimseden çekinmez. Dolayısıyla sizin de bu koç insanını elinizde tutabilmeniz için yapmanız gereken şey aynı özgüvenle, kendinize güvenerek ona doğru ilerlemeniz ve onun söylediklerinden gocunmak yerine, söylediklerini eleştiri kabul etmek yerine aynen onun kadar gür sesle kendinizi savunmanız, kendinizin kim olduğunu ve kimliğinizi karşınızdaki insana belli etmeniz gerekir. Koç insanının kendini ifade edebilen tiplere özel bir ilgisi vardır ve güçlü insanları sever. Zaten tartışmayı da çok severler. Tartışmayı severler derken kavga gürültüden bahsetmiyorum. Ama fikir münakaşaları, mantık olarak kendilerinden farklı düşünen insanlar koç insanları için çok caziptir. Aksi takdirde hayat zaten sıkıcı olurdu diye düşünürler. Eğer bir koç erkeğiyle akşam yemeği yemeyi düşünüyorsanız, yapmanız gereken bir mum ışığı, kırmızı güller ve romantik bir atmosfer kesinlikle değildir. Bunu hemen unutun. Yapabileceğiniz en hareketli atmosferi oluşturun. Şaşalı bir yer bulun ve kalabalık bir yer olmasına da özellikle dikkat edin. Dikkat edin ki sizin sıkıştığınız ve koç burcunu eğlendiremediğiniz yerde etraftaki insanlar koçun ilgisini çeksin. Koç sakin yerleri sevmez. Eğer koç burcu erkeğiniz ya da kızınızla herhangi bir sinemaya ya da tiyatroya gitmeyi düşünüyorsanız yapmanız gereken çok sürükleyici ya da oldukça mizahi yönü kuvvetli bir film seçmektir. Aksi takdirde bu koç insanıyla bir daha asla beraberce sinemaya ya da tiyatroya gidemezsiniz. Aman Tanrım, bu insan da ne kadar yüzeysel diye düşünüyorsanız maalesef üzücü bir haberim var. Koç burcu insanları gerçekten yüzeyseldir. Neden yüzeyseldir diyorum? Çok derin düşünemezler. Çünkü çocuk ruhları vardır. Şimdi istiyorum yapacağım. Şimdi istiyorum alacağım. Yani uzun vadeli düşünceleri yoktur. Ama başınız derde mi girdi? Bir sıkıntınız mı var? Koç insanı hemen kılıcını kuşanır, atına atlar, bir ejderhanın üzerine yürür gibi hemen sizin sorunlarınızla baş etmek üzere harekete geçer. Ama bu sorunlar uzun uzadıya anlatılması gereken, çok fazla gözyaşı içeren, çok uzun zaman alan sorunlar olmamalıdır. Koç hemen çözebileceği, hatta güç gerektiren, nüfusunu kullanabileceği sorunları tercih eder. Diğer romantik sorunları anlayamaz. Çünkü bir koç burcu insanı için çözümlenemeyen sorun
zaten sorun değildir. Koç hemen yapmalıdır, olmalıdır. Bu anlamda koç insanlarına güvenebilirsiniz. Bir probleminiz varsa hemen orada olacaktır. Mert erkeklerdir. Kesinlikle sizi destekleyeceklerdir. Çok korumacı olurlar. Eğer bir koç kadınıyla beraberseniz sizin de en az kendisi kadar güçlü olmanızı bekler. Ama sizi gerçekten çok seviyorsa her zaman her koşulda yanınızda olacak. Artı başarılarınıza, başarı katmanıza da faydası dokunacaktır. Bir koçtan beklememeniz gereken tek şey %100 sadakat. Çünkü arka planlarında çok güzel açıları olan koçlar dışındaki pek çok koç burcu insanı maalesef sadık kalmakta zorlanır. Ama bu sadakatsizlikleri sizi sakın üzmesin. Çünkü koç insanının en büyük özelliği dürüst olmasıdır. Tamamıyla güvenebileceğiniz tiplerdir. Sizi uzun uzadıya kesinlikle ve kesinlikle oyalamazlar. Size karşı dürüst davranırlar. Bir kez sormanız yeterlidir. Bana yanlış bir şey yaptın mı? Ya da beni aldattın mı? Ben bu aralar çok huzursuzum ve şüpheleniyorum. Ama bunu söylerken çok çirkin tavırlar geliştirmemeye özellikle dikkat edin. Eğer koç burcunu kafa olarak zorlayabilirseniz ve eğer onun tipi olduğunuzu düşünüyorsanız koç burcunu elinizden kaçırmayacaksınızdır. Hatta koç burcu erkeğiyle beraber olmak büyük bir şanstır. Çünkü yanındaki insana kesinlikle güzel vakit geçirtecektir. Koç burcu kadınları da asla sıkıcı değillerdir ve sizin hiçbir şekilde plan ve program yapmanıza gerek kalmaz. Çünkü koç kadını sizin için bütün planı ve programı çoktan hazırlamıştır bile. Aman koç burcu seyircilerimiz bana kızmasınlar. Ben burada olumsuz özelliklerini de söylüyorum ki en azından bizi seyreden, bizi izleyen bütün seyircilerimiz koç burcuna daha yakın ve anlamlı tavırlar geliştirebilsin. Koç burcu insanları için söyleyeceğim 5 önemli özellik var. Kesinlikle dürüsttür, kesinlikle merttir, kesinlikle arkanızı dönebileceğiniz insanlardır. Asla sizi kandırmayacaklardır. Dolayısıyla size her zaman bir seçme şansı tanıyacaklardır. Onun yanında bulunmanın keyfini çıkarın bence.